Aslı! Payı tıp kaçırmışlar patron. Öldüreceğim o adamı Teo. Sakın elimden almaya kalkma. Tamam. Aslı'yı sağ salim bulacağım, öldüreceğim onu. Tamam patron, bir sakin ol. Aslı'yı bulalım, beraber canını okuyacağız. Emrah telefonundan sinyal ver. Neredeymiş? Zekeriya Köktaraf. Yürü. Aslı korkma sakın. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Tuhaf tiplersiniz hepiniz. Sen mesela, taksici bir kız. Sonra bir gün birdenbire bir avukat özel şoförlük teklif ediyor. Durduk ya, değil mi? Sen nereden biliyorsun? Oldun mu gerçekten? Ne olacak olduysa? Ne bileyim. Garip. Zengin, saygın, ünlü bir avukat durup dururken seni buluyor ve özel şoförlük teklif ediyor. Hem de sen böyle bir iş aramazken. Teo ile denk geldiğimizde zaten yerine şoför arıyordu. Bunda bir gariplik falan yok yani. Tamam. Ama Teo onun 10 yıllık adamıymış. Yani Teo'dan sonra aynı işi daha dün tanıştıkları birine teklif ediyorlar, öyle mi? Güvenilirlik testi yaptıktan sonra teklif ettiler canım. Neyse ya, sen o güzel kafanı bunlara yorma. Ya Emrah bir de dur Allah aşkına ya. Ben insani ihtiyaçlarımı arabada karşılamak istemiyorum. Tamam kaçırdın da canım, bunda bir adabı, bir sınırı var ya. Sabret, az kaldı. Ya sabredecek durumda değilim, anlamıyor musun? Şşş, tamam uzatma. Sen bu işi biraz hafife aldın galiba, Demirle'ydi. Bak şu an nerede olduğumuzdan kimsenin haberi yok. Bunu düşün, ona göre konuş. Anladın mı? Anladıysan kafanı salla, bana da öyle bakma hiç sevmem. Sen şimdi durmuyorsun öyle mi? Ne yapacaksın durmuyorsan? Bunu yapacağım. Ne yapıyorsun? Dur! Dur dedim sana, dur! Dur! Hak ettin ama! Şimdi hayatta susmaz ya. Ben sana demiştim Aslı. Ben seni uyarmıştım Aslı. Söyleye söyleye sen getirdin zaten bunları başıma. Of. Katil mi oldum ben ya? Hayır, katil olduysam yine ona muhtaç olacağım. Of. Neredeyim ben? Hesabını vereceksin Aslı. Madem çeki oynamak istiyorsun, oynayalım bakalım. Ay burası neresi? Neresi burası? Bir Allah'ın kulu yok ha? Gel buraya. Ay, ay Emrah, ne yapıyorsun? Ne demekmiş, göstereceğim sana. Bırak. Ben elip durma. Bırak. Sesini duyan olmaz. Yardım edin. Sakin ol, zarar vereceğim yoksa. Ya bırak. Patron sinyal durdu. Bak ya çekmeyen bir yere girdi ya da buralarda bir yerde. Bakına bakına devam edelim. Aa, şuradaki değil mi? O olabilir, şuraya bir bakalım mı? Bas bas bas. Aslı nerede Teo? Aslı nerede? Patron tamam sakin ol. Bak burada bir yerdelerdir, bulacağız şimdi, sakin ol. Ben onsuz yapamam Teo, Aslı'ya bir şey olursa yaşayamam ben. Aslı!
patron fazla uzağa gitmiş olamazlar. Bak sakin ol, bulacağız Aslı'yı, tamam. Yedirmez o kendini bu kadar kolay. Aslı'yı bir daha bırakmayacağım Teo. Teyzemin ne dediği kaza, hiçbir şey umurumda değil. Aslı! Bırak! Aslı! Bırak dedim Emrah. İmdat! Boşuna debelenme, kimse duymaz seni burada. Patron tamam. Öldüreceğim ben seni. Öldüreceğim seni. Patron! Bırak. Aslı. İyisin değil mi? Sana bir zarar vermedi değil mi? Çok korktum Aslı. Seni kaybetmekten çok korktum. İyi miyim? Tamam, yok bir şey geçti. Barış Bey, diğerlerim. Tamam bitti. Ben çok aptallık ettim Aslı. Olur sandım. Senden uzak kalabilirim sandım. Ama bir daha hiç ayrılmayacağız. Adam ikinizi birden idare ediyor, haberin ya. Tamam, iyiyim ben. Merak etmeyin, yok bir şey. Siz nasıl buldunuz beni? Şu anda bütün İstanbul seni arıyor Aslı. Hadi ya. Niye o kadar abarttınız ki? Niye mi abarttık? Tabii sen günde iki defa düzenli olarak kaçırılıyorsun. Bu sefer biz abarttık değil mi? Soruyorsun bir daha. Ya o belgeler yüzünden kaçırdı beni. Benimle bir alakası yok ki. Hadi Aslı, gidelim artık buradan. Arkadaş sen ne pis adam çıktın ya, öyle ucuz mafyalar gibi adam kaçırmak falan. Hayırdır lan sen? Ben kimseyi kaçırmadım. Kendi isteğiyle geldi. Gidip biraz eğlenecektik. Lan vallahi şimdi bir tane kapatacağım, ben de elinde kalacaksın ha. Bin şu arabaya hadi. Bak patronun yanında da böyle şuursuz şuursuz konuşma. Vallahi ben bile alamam elinden ha. Bin hadi, bin. Çek şu ayaklarını da içeri. Her şeyi de tek tek söyletiyor ya. Ne yapacağız şimdi Emrah? Polise mi teslim edeceğiz? Önce bir seninle ilgilenelim de bir doktora gidelim. Doktora mı? Neden? İyi olduğundan emin olmak için aslında. İyiyim ben, merak etmeyin. İyi, sen öyle diyorsan. Eve çağırırız o zaman bir doktor. İçimiz rahat etsin. Şimdi. Buraya kadar geldiniz, bana yardım ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ama bence siz evcil aslanlarınızı alıp eve götürün. Yani ben de evime gideyim. Hatlar karışmasın. Ne diyorsun Aslı? Böyle bir şeyden sonra seni gözümün önünden ayıracağımı düşünmedin herhalde. Şimdi bu kaçırılma olayıyla falan siz biraz haklı çıktınız ya. Emrah da ekmeğinize yağ sürmüş oldu tabii. Yani öyle gözünüzün önünde tutulacak bir durum yok. Rahat yani. Aslı iyi misin sen? Bu Emrah sana ne koklattıysa hala etkisi geçmedi galiba, şoktasın. Yani nasıl bir durum içinde olduğunu idrak edemiyorsun zannedersen. Ben her şeyin farkındayım Barış Bey. Hiçbir idrak sorunum da yok. Ben artık gideyim. Taksim yolu ortasında kalmış zaten, onu bulayım. Tabii sen bu olaydan akıllanmak yerine daha da azıtarak çıkacaksın. Değil mi? Bundan sonra artık hiç laf dinlemeyeceksin. Aslında sen dedirtmeye mi çalışıyorsun beni? Şimdi Aslı bak.
önce savcılığa gidiyoruz. Savcılıkta ifade vereceksin. Ama orada da böyle abuk subuk konuşmaya kalkma. O emrah bozuntusu elini kolunu sallayarak çıkar gider. Sonra da bana gideceğiz. Deliği bulana kadar da bende kalacağız. Sakın itiraz edeyim deme. Gık dersen kötü patlayacağım sana. Bu arada taksiyi de unut. Ben zaten taksiyi gönderdim. Bir süre gelmeyeceğini de söyledim. Ha bayağı böyle açıktan zorbalığa da başladınız. E ne yapayım madem güzellikten anlamıyorsun. Bundan sonra böyle. Yani artık ne yapacağıma da siz karar veriyorsunuz öyle mi? Aslı sen bana karşı mahcup olacağın yerde hala nasıl dikleniyorsun anlamıyorum ben. Pardon da ben niye size karşı mahcup oluyormuşum? Bir, Emrah sana zarar verecek dedim, inanmadın. Taksiye çıkma, tehlikeli dedim, dinlemedin. Bak ne oldu? Kaçırdı adam seni. Tamam canım, abartmayın o kadar. Tamam Aslı, haklısın. Haklısın, doğru.